Herkese merhaba. Patlıcan sevenlerin bayılacağı bir tarifim var. Mis gibiden bostan kebabı tarifi. Bir tencerenin içerisine sıvı yağ alıyoruz. Kızdırdıktan sonra içine küp doğranmış soğanları, charleston biberlerimizi ilave ediyoruz. Ben normal tencerede yapmayı tercih ettim ama siz arzu ederseniz düdüklüde de pişirebilirsiniz. Sotelik, sinirlerinden ve yağından ayrılmış etimizi de ilave ediyoruz. Tuz serpiyoruz ve kavurmaya başlıyoruz. Gördüğünüz gibi böyle rengi değişti, suyu çıktı, suyunu çekti güzelce etimiz. Bu aşamada içine birazcık salça ilave ediyoruz. Ben evde yaptığım domates biber salçasını kullandım. Arzu ederseniz sadece domates salçası da yeterli olur. İçine bir miktar, üzerini kapatacak kadar sıcak su ilave edip tencerenin kapağını kapatıyoruz. Kısık ateşte yaklaşık 50 dakika etler pişene kadar pişiriyoruz. Eğer düdüklüde pişirirseniz bu süre böyle 15-20 dakikada düdüklünüze göre değişir. Pişirebilirsiniz. Sonra patlıcanlarımızı hazırlayacağız. Kızgın yağın içerisine böyle yağla kaplamalı tavanın altı. Gördüğünüz gibi hazırladığınız patlıcanları güzelce yerleştirip orta hararetli ateşte patlıcanlar yumuşayana kadar iki tarafı da pişiriyoruz, kızartıyoruz. Patlıcanlarınız o kısımlarını arzu ederseniz başka yemeklerde kullanabilirsiniz. Ben mesela mücver yaparken, karışık sebze mücveri yaparken kullanıyorum. Patlıcanlarınız pişti, birazcık yağını süzdürdünüz kağıt havluda. Yumuşak gördüğünüz gibi bir kaşık yardımıyla patlıcanların içini dibine değmeden, yani tamamen altını açmadan güzelce oyuyoruz. Tüm patlıcanlarımız içini oyduktan sonra pişen, yumuşacık olan etimizi güzelce patlıcanlarımızın o boşluklarına dolduruyoruz. Sonra etimizin zaten tam et ve patlıcanlar ideal ölçülerde. Malzeme listesi videonun başında mevcut. Tenceremizin içinde kalan suyunu, yani etin o soslu suyunu içine koyuyoruz. Onu ziyan etmiyoruz güzelce. Bu arada oyduğunuz patlıcanları da böyle dilimleyip salatada yapabilirsiniz. Eğer o su yeterli gelmezse tencerenin altındaki su, bir tatlı kaşığı salçayı suyla açın, içine koyun. Üzerini güzelce kapatın yağlı kağıtla ve fırına koyun. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 20 dakika patlıcanlar güzelce iyice yumuşayana kadar pişirin. Sonra dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Şimdiden deneyenlere afiyet olsun. Diğer lezzetli tariflerimiz için kanalımıza mutlaka abone olun. Görüşmek üzere, hoşça kalın.